Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte GESAN hissesini değerlendireceğiz. GESAN'da iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Buna göre GESAN'ı yakinen takip ediyorduk. Sonrasında ise hafif yükselen bir direnç hattımız ve hafif düşen bir destek hattımız vardı. Buna göre GESAN'ın bu bölge arasında hareket ettiğini görmüştük arkadaşlar. Maalesef fiyatlar kanalımızın destek noktasına gelmeyle kanal üst bandı gidiyor. Buranın kırılamamasıyla tekrardan kanal alt bandına geliyordu. Aynı şekilde defalarca kez bu hareketliliği testere piyasası şeklinde yapan bir GESAN hissesi olduğunu görüyoruz. Destek noktasına kadar fiyatların geldiğini gördük ve buradan aldığı tepkiyle hafif yukarıda kapattı arkadaşlar. Aynı zamanda burada neyimiz vardı? Bakın burada bir bayrak görüntümüz var. Bayrağımızın direği ve bayrağımızın bu bölgede oluşturduğu bir filaması var. Bayrağımızın destek noktası 83 TL civarından geçmektedir. 83-84 TL'ler aşağı yönlü kırılmadıkça GESAN'da hala pozisyonlarda stop olunmaması lazım. 83 TL'nin altında GESAN kapanış yaparsa o zaman stop olup kenara çekilmek daha doğru bir strateji olacaktır. Dolayısıyla alımlarınızı lütfen destek bölgelerine en yakın yerden alın. GESAN hissesinin yorumlarını yaptığımız günden beri 83-85 TL bandını defalarca kez söylüyorum. Bu bölgeden alan arkadaşlar piyasaların bu kadar sert düşmüş olması halinde dahi bakın zarar pozisyonu yazmıyorlar. O yüzden GESAN hissesi 83-84 TL civarında hala alım fırsatı vereceğini ben düşünüyorum. Bu bölgelerin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın aynı zamanda beyaz destek noktamıza yaklaşan bir ana yükselen trendimiz var bizim. Ana yükselen kanalımızın destek noktasına kadar da yaklaştığımız görüyoruz. Buralar önemli bir destek ve alım bölgesi olduğunu ben düşünüyorum. Ancak lütfen 83 TL'nin altında kalan bir GESAN'da stop olup kenara çekilmeyi unutmayın. Buradaki bayrak noktamızın destek noktası 83 TL'den geçiyor. Bakın yükselen kanalımızın destek noktası ise pazartesi günü itibariyle tam olarak 83 TL'den geçmektedir. Yani GESAN 83 TL civarına kadar düşerse buralar bence alım fırsatıdır. Buralardan güçlü yükseliş gelmesini beklerim. Benim GESAN hissesinde bilançonun çok iyi geleceği yönünde bir beklentim var. Bilançonun iyi gelmesiyle birlikte GESAN'ın yukarı yönlü sert döneceğini ve hedeflemiş olduğumuz bayrak formasyonun hedefi olan 150 TL'lere kadar gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ancak bu piyasalarda yine de makul olmak lazım. Çok fazla uçup kaçmamak lazım arkadaşlar. Yükselişlerin gelmesi ihtimalinde bakın yine 115 TL'ler bizim karşımıza direnç noktası olarak çıkacaktır. Bu bölgelere kadar gelirse buralarda bir satarız. Üzerine çıkarsa tekrardan alım yapmak suretiyle 150 TL hedefini bekleriz. Benim GESAN'da bilançoyla birlikte yönüm yukarı yönlü olacaktır. 83 TL'ye en yakın yerlerden maliyetlenmek sizlere minimum zararı maksimum karı vaat edecektir. Ancak lütfen bir ürünü destek bölgesinden alıyorsanız desteğin altında teknik analiz size şunu söylüyor. Stop olup kenara çekilin diyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Teknik analize disiplinli bir şekilde uyacaksanız bunları yapın. Uymayacaksanız teknik analizin sizlere hiçbir faydası olmayacaktır. Bir ürün destekten alınıyorsa destek bölgesi kırıldığında artık destek diye bir şey kalmayacağından dolayı satıp kenara çekilmenin daha doğru olduğunu söyler teknik analiz. Ben teknik analize göre ne yapıyorsam sizlere onları anlatıyorum. Ben GESAN hissesinde de 83 TL bölgesine en yakın yerlerden tekrardan ekleme yaparım. Ancak 83 TL'nin altında kapanış yaparsa satmak suretiyle bunu yaparım. Haberiniz olsun, %1-2 zararına satar kenara çekilirim. Buna göre ben bu şekilde takip ediyorum. Sizler nasıl istiyorsanız o şekilde takip edebilirsiniz. GESAN'da hala yönün yukarı yönlü olduğunu, 83 TL kırılmadıkça da yönü yukarı yönlü okumanın daha doğru bir strateji olacağını düşünüyorum. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yayınları abone olmadan izlediğinizden dolayı maalesef video sayılarında da ciddi bir düşüş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben yayınları izlenme oranlarına göre değil, videolardaki abone olma oranlarına göre sizin beğenip beğenmediğinizi anlıyorum ve ona göre hangi video daha fazla abone getirdiyse, daha fazla beğenildiğini düşündüğümden dolayı o hisse senedini daha sık yapıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.